Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç defaktolar gönülden merhaba. Bugünkü söyleşimiz bu hafta nasıl beslenmeliyiz? Sehpamıza baktığımız zaman organik tam buğday ekmek, yine burada baktığımız zaman hem tam buğday, çavdar, tahıllar, hatta bir takım lif bakımdan zengin, zerdeçal bile olan bir karışım. O kadar çok ekmek teknolojisi ilerledi ki bunları yaşantımıza sokacağız. Yine kepekli makarna, bulgurumuz ya da burada şu an yok, kepekli pirinç. Bunlar çok sağlık açısından elzem olan besin öğelerinin başında gelir. Eğer beyaz undan yapılmış beyaz ekmek alışkanlığınızı devam ettireceksiniz, sağlık açısından bir takım olumsuz risklerin de karşınıza çıkacağını asla unutmayalım. Bu organik çavdar, tam buğday ya da diğer tahıllı ekmekler size her bakımdan katkı sağlayacak. Unutmayalım ki beyaz undan yapılmış bir ekmek midede çok çabucak girip ve çıkacak. Doygunluk hissi vermeyecek. Lif bakımından çok fakirdi. %95 lifleri yok olmuştur. Aşağı yukarı kalsiyumdan %60 oranında azalmış. Çinko bakımından %78, magnezyum açısından %85 fakirleştirilmiştir. Sadece kalorisi olan, yani o buğdayın, doğal olan buğdayın Ruşenbi ile kepeğe atılmış, sadece şeker dediğimiz nişastasını yeme durumunda kalacaksınız. Liften fakir beslendiğimiz zaman, ekmekleri bu şekilde değerlendirmediğimiz zaman sağlık açısından risk de teşkil edecek. Kolesterol, lifler kolesterolü azaltır. Kan yağlarını azaltır. Kan basıncını olumlu yönde katkı sağlar. Yine kabızlık açısından yediğimiz yiyeceklerin ince bağırsaklardan kalın bağırsak geçiş süresini hızlandırdığı için kabızlığa karşı da bizi korumuş olur. Aman ha, liften fakir asla beslenmeyelim. Buğday ne kadar işlenirse bütün değerleri, protein değerleri de, B vitaminleri de azalmış olacak. Hatta bazen beyaz unu işlemenin dışında bu maddeler azaldığı gibi daha fazla beyazlatabilmek için bir takım katkı maddeleri de koyuyor. Bunlar kansere kadar neden olabilir. Siz olun, doğal olan Yüce Rabbim bize vermiş olduğu tam buğday unundan yapılmış olan ekmekleri bugünden itibaren yaşantınıza sokun. Onlar sizi daha mutlu edecek. Belki ilk başlarda haz olarak pek zevk almayacaksınız ama doğallığı yaşantınıza soktuğunuz zaman daha fazla zevk alarak yiyebilme şansına sahip olabileceksiniz. Yine kepekli makarna, bulgur, bunlar olmazsa olmazların başında gelir. Bunları ne kadar çok yaşantımıza sokarsak o kadar sağlıklı besleneceğiz, o kadar kaliteli yaşlanabilme şansını da yakalayacağız genç defaktörler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.